Aslan evladım benim. Saati nasıl Hürrem? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma, iyiyim ben. Şükürler olsun. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer ne çok seveniniz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hissettim. Validem, hünkârımız geliyorlar. Senin ne işin var burada? Dairenden çıkmayacaksın demedim mi? Sultanım ben... Çabuk git, gözüm görmesin. Aybige, yerine geç. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem. Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Thank you.
hünkârım. Daha sonra Aybüke, daha sonra. Seni ahlaksız utanmaz. Allah bilir ne yalan anlattın hünkârımıza da bana karşı doldurdun onu. Haddini. Sümbüle. Buyurun hünkârım. Bal Bey'in getirtilmesini emretmiştim. Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmak için beklerler. Gelsin. Öyle kaçıp gitmek yok. Bana itiraf atıyorsun. Sana bunun hesabını soracağım. Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Ben daha dün elimde zehirle dolaşıyordum. Hünkârımıza bir şey olursa kendi canımı kıyacaktım. Ama sen, sen ne yaptın? Hünkârımızın iyileşmesi için dua edeceğini, ölmesini bekledin. Kendini Valide Sultan ilan et. Senin dilini koparım. Yeter artık. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Validem, alenen yalan söylüyor. Kes sesini Mahidevran. Konuştukça batıyorsun. Ben seni gözlerini gördüm. Neler düşündüğünü, ne hayaller kurduğunu biliyorum. Sus artık. Evladınla burada olduğuna şükret ve sus. Gel. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri ve İbrahim Paşa geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Anlaşılan o ki halledilmesi icap eden mühim meseleler var. Yüce tecrübeniz ve kuvvetinizle hangi mesele çözülmez ki hünkârım? Benim de kuvvetimin yetmediği şeyler varmış Vargalı. Yüce Rabbim bir kez daha hatırlattı bunu bana. Gel. Hünkârım. Söyle. Bali Bey geldiler. Gelsin. Malkoçoğlu. Anlat nedir seni bu halde karşıma getiren şey? Makul bir izah vardır inşallah. Ne iftirası sultanım? Haddime mi düşmüş? Mahidevran Sultan yalan mı söylüyor? Birlikte kaçıyorlar diyen sen misin?
Kötü bir niyetim yoktu. Yapmayın. Acıyın. O bana acımadı. Bahri Bey'e acımadı. Günahsız yere kıyacaklar canına. Efsun Hatun'un bir suçu yok. Sizi ihbar eden esas Hürrem Sultan. O çok güvendiğiniz sultanınız yaktı sizi. Ne diyorsun sen? Hünkârım. Ben hayatım boyunca hanedanımıza ve yüce devletimize hizmet ettim. Size ve şehzademize bağlıyım. Zinhar size ihanet etmedim, etmem. Bununla itham edilmek bile beni derinden yaralar, öldürür. Hiç suçun yok, bunu mu diyorsun? Hayır demiyorum. Suçluyum elbet. Bu yüce makamda size asla yalan konuşmadım. Konuşmam. Bir suçum varsa o da Aybike Hatun'u sevmektir. Bu bir itiraf mı? Şehzadem, hünkârım düşündüğünüz gibi değil. Bunun evveliyatı var. Haddimi aşarak da olsa Aybige Hatun'un aşkına karşılık verdim. Lakin bu nişan kararı alınmadan evveldi. Sizinle evlendirilmek istendiğini öğrendiğim gün her şey başlamadan bitti. İzlerimi kalbime gömdüm. Aybige Hatun da böyle yaptı. Bu kadar mı Bahri Bey? Size yemin ediyorum aramızda başka bir şey olmadı, olamaz. Ancak hakkımda en ufak bir kuşkunuz varsa boynum kıldan ince. Ağalar. Götür. Hünkâr. Al koş oğlum. Kafi. Şimdi git ve hakkında verilecek kararı bekle. Ne düşünüyorsun Mustafa'm? Hünkârım, ben masum olduklarına inanmıyorum. Sen İbrahim. İnkar etmedi. En azından. Lakin aralarında bir münasebet olduğu aşikar. Sizin kanaatiniz nedir hünkârım? Ne karar vereceksiniz? Bu kararı ben vermeyeceğim Mustafa'm, sen vereceksin. Ben mi? Bir Cihan Sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Zira ihanetin kuşkusu dahi zehirlidir, yok eder insanı. Ben bu kararı senin vermeni istiyorum Mustafa'm. Ne karar verirsen kabulümdür. İster bağışla, İster al kellesini. Bana doğruyu söyleyin. Siz mi yaptınız bunu gerçekten? Ben ne yapmışım? Gülşah her şeyi anlattı. En başından beri yalan söylediniz bana. Beni sevdiğiniz için değil. Sırf Mustafa Kırmağan'ın kızıyla evlenmesin diye ettiniz beni Bahri Bey'e. Sonra da ifşa ettiniz. Hakkınızda söylenenler doğruymuş meğer. Siz acımasız bir kadınsınız. Nasıl yaptınız bunu? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Aybige, tarihlere kapılma. Öyle bir niyetim olsaydı gitmenizi beklemezdim. Aybige Hatun, sen hangi yüzle geldin buraya? Mihrimah kes sesini. Gir içeri. Ama anne, onun yüzünden Bahri Bey. Sana gir içeri dedim.
Bu saraydaki tek dostum sensin. Ben size yardımcı oluyorum. Bu hadisenin sonunda gülen siz olacaksınız yine. Nasıl? Nişan bozulacak. Bali Bey memleketine gönderilecek. Sen de ülkene dönecek. Paşam, endişe etme Mustafa. Düşünmek istiyorum diyerek doğru yaptın. Nihayetinde mühim bir karar bu. Vali Bey'in mazisi ve hanedanımız için verdiği emekler büyük. Nedir bunun doğrusu paşam? Neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Ve fakat kararlarını alırken hislerinle değil, aklınla hareket et. Tereddüt edip zinhar zaafa düşme. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Olanları duyunca çok üzüldüm. Ah, keşke o gece söylediğinde sana engel olabilseydim. Matrakçı, o gece her şey bitmişti. Sen de bana inanmıyorsun. Elbette inanıyorum beyim. Ben elimden geleni yaparım. En azından İbrahim Paşa ile konuşurum. Lüzum yok. Ben hünkârımızın gözünde akıbetimi gördüm. Bu şekilde ölmek, sormak için. Yüce Rabbimle tek dileğim savaş meydanında şehit olmaktı. Düşmez kalkmaz bir Allah beyim. Masumiyetin ortaya çıkar elbet. Mustafa'nın her haline şahidim hünkârım. Bir an dahi dönüp bakmadı tahtınıza. Şimdi ne olacak diye sormadı. Acılar içerisinde gözyaşı döktü yanınızdayken. Dualar etti bu çocuğunuzda. Benim de evlatlarımdan tek arzum budur Pargalı. Bugün değilse yarın ben de göçüp gideceğim bu dünyadan. İşte o gün geldiğinde evlatlarım kavgaya tutuşmak yerine babalarının ardından gözyaşı döksün. Dualar etsin isterim. İşte. Gel. Hünkârım, tekkeden Salim Efendi'nin yakalandığı haberini getirdiler. Anlaşıldı, çekilebilirsin. Hünkârım, rahatsızlığınızdan mütevellit size malumat veremedim. Salim denen hain bana yanımda Hatice Sultan'ın ve evlatlarım varken pusu kurdu. Bertaraf ettim neyse ki. Bilaveten matrakçıyı da ellerine düşürdüler. Müdahale ettim, kurtardım. Lakin Salim Efendi çoktan kaçmıştı. Eğer şimdi müsaade buyurursanız sorgu etmek isterim. Ben sorgu etmek isterim Pargalı. Bakalım bu Salim Efendi kime hizmet ediyormuş? Bu Efendi Hazretleri kimmiş? Kalk.
Demek yol kesip eşkıyalık yapan gafil sensin. Kimden alırsın bu cüreti? Kimlere uşaklık edersin? Ne yaptınız bu adama böyle? Yakalandığında böyleydi paşam. Elleri ve dili kesilmiş haldeydi. Birileri konuşmasından çekinmiş belli ki. Efendi Hazretleri, beni artık bu meseleden azledin. Korkma. Salim konuşamaz. Ben gereken tedbirleri aldım. Bu işin sonu kötü. İbrahim Paşa'yı yok etmeye çalışırken onu daha güçlü hale getirdiniz. Siz de artık durun. Bu şekilde bir yere varmanız mümkün değil. Bu mevzu ziyadesi de uzadı İbrahim. Kimdir bu hain? Her kimse yılan gibi sinsi kaçıp giriyor, deliğini göstermiyor bize yüzünü hünkârım. Lakin bir dahaki sefere kendi ellerimle alacağım canını. Bu hain yargılansın, çarşı meydanında infaz olsun. Bu nedir? Mermer köşkün tadilatı ile ilgili emir buyurmuştunuz sultanım. Dün söylediğimi unutuyorum artık. Hadise bitmiyor ki. Öyle. Aslanımın rahatsızlığı hepimizi çok üzdü. Desteğin için bilhassa çok teşekkür ederim. Sen olmasan harem birbirine girerdi. Vazifem sultanım. Başka bir emriniz varsa... Yok. Çekilebilirsin. Sultanım, epey oldu. İlk defa gözlerime bakarak konuşuyorsunuz. Yüce affınıza mazhar olduysam ne mutlu bana. İlerleyen yaşım, öfkem gözlerimi karartıyor bazen dahi. Doğruyu yanlışı kaybediyorum. Bu son hadise bana acı bir ders oldu. Esas vazifemiz haremin dirliği ve nizamı. Her kim bunu yapabilecek kuvvete, akla ve merhamete sahipse yanında durmak, yolunu açmak lazım. Hayırdır Nigar? Yolculuk nereye? İşim bitti. Müsaadenle evime gidiyorum. O ev senin mezarın olacak. Kır dizin otur. Daya Hatun başlama gene. Ne yapayım? Bile bile ateşe mi atayım seni? Razıyım ben. Varsın yaksın beni bu ateş. Öteki türlüsü daha beter. Yaşadım oradan biliyorum. Beni Nasuh Efendi'ye gelin ettiğinizde ne çektiğimi bir ben bir Allah bilir. Ne yaptı adamcağız sana? Ben gidiyorum. Buranın havası bozuldu iyice. Nedir sizin bu gizli saklı muhabbetleriniz? Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Sen karışıyorsun ama. Yine bana sormadan validemizin yanına gitmişsin. El öpmeler falan. Ne oluyoruz? Valide sultanımızı sana emanet etmekten rahatsızım. Neyse ki yakında kurtulacak senden. Ne demek şimdi bu? Epeydir yatıyorsun. Nasıl da tutulmuş. Şifalı merhemler mi sürsek?
Hürrem'im. Senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultan. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günahı yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum. Validemiz ani bir kararla evlendirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek. Ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek. Belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Mustafa. Validem bağışlayın, fark etmedim geldiğinizi. Nedir bu hali? Aklında ne var? Babam. Bali Bey meselesini benim çözmemi istedi. Yarın sabah bir karar vermem lazım. Bu sana yapılmış bir hakarettir. Kellesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde Cihan'a hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Paşamızla konuştun mu? Evet. O da sizin gibi düşünüyor. O halde hiç tereddüt etme. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki bir daha karşına çıkmaya cesaret edemesinler. Şehzade için ne talihsiz bir anne. Kim bile nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölürüz dedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım?
Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Ver Hürrem. Hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Mahidevran Sultan büyük hata etti. Korkarım bunun cezasını ömür boyunca ödeyecek. Hırs, öfke, aşk, nefret bunlar. Tehlikeli hisler. Şayet dizginlenmezler ise bunlardan bir tanesi dahi insanı felakete sürüklemeye yeter. Ömrüm yettiği sürece sultanımızı ben koruyacağım bizzat. Hoş. Mustafa'nın varlığı onu kuvvetlendirdi. Hürrem eskisi kadar rahat değil. Bu dengeyi muhafaza etmek şart. Peki biz ne olacağız paşam? Ne olmuş bize? Öyle mi devam edeceğiz hep? Memnun değil misin halinden Hatun? Hayır asla. Ben... Söyle. Kalbinizde bana yer var mı? Ben tezelliyi sende buldum. Ne kaldıysa geri bu kalpte, hepsi senindir. Sultanım, paşamız gecikecek belli ki. Siz yemeğinizi yiyin. Bir hali zayıf düştünüz zaten. Doğru söylüyorsun. Neden bekliyorsam. Belli ki bu gece de gelmeyecek. Kaldırın paşamızın tabağını. Kim bilir nerede? Kimin kollarında avunuyor? Sultanım. Aşkım gözümü kör etmiş olabilir Gülfem. Lakin aptal değilim. Belli ki o gece de onunla kaldım. Ne gecesi? Kiminle kaldı? Ne diyorsunuz siz? Kim olduğunu bilmiyorum henüz. Lakin biri var. Hissediyorum. Bence yanılıyorsunuz. Paşamız size ihanet etmez. Fakat bu kuşku bizi zehirliyor. Bu kuşkudan arınmam lazım. Nasıl? İbrahim'in attığı her adımı takip edeceğim.
Başka türlü ruhum huzur bulmaz Gülfem. Sizinle bir ömür yan yana geçirmek isterdim. Birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak. Çocuk? Bağışlayın ben... Yok yok. Senin gibi yumuk gözlü, okka burunlu, sevimli bir kız çocuğu, ha? Güzel olurdu. Nerede o günler? Maşallahları var. Sizin de iki tane evladınız var zaten. Onlar başka Nigar. Onları da seviyorum elbet ve canımı dahi veririm onlar için. Lakin ben kendime bir evlat istiyorum. Hanedan mensubu olmayan, karşısında sultanım deyip diz çökmeyeceğim, mütemadiyen izzet vermek zorunda olmayacağım, beni koşulsuz seven bir evlat, bir aile. Yanlarında hür ve çıplak olabileceğim bir aile. Ne hayal be. Paşam. Siz yeter ki isteyin. Ben size istediğiniz her şeyi sunarım. Sultanım uyandırdın mı sizi? Ne vakit geldiniz? Epey geçti. Rahatsız etmek istemedim. Ben uyurken gün ağrıyordu. Yoktunuz. Ancak gelebildim. Bu ikinci oluyor İbrahim. Ne yapıyorsun sen? Bu kez ne cevap vereceksin çok merak ediyorum. Bize saldıran haini yakaladık. Onunla meşguldüm. Bir hayli yorgunum sultanım, yıkanacağım. Bunlar sonra konuşuruz. Bu kadar kafi, daha fazla yemeyeceğim. Olmaz. İyi beslenmen lazım. Hı. Kuvvetini topla. Lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa gerek, ben sizi yalnız bırak. Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum, söyle. Hünkârım, Bali Bey'le ilgili kararımı verdim. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Efsun Hatun, yazık oldu sana. Hayallerin suya düştü. Ne hayali? Hani anlatıyordun ya, adil bir sultan olacağım. Dairelerim, kıyafetlerim olacak diye. Şehzadem yanımda olsun bana yeter. Fazlasında gözüm yok. O gözün çıkaracaklar yakında.
Hürrem Sultan'ı çok kızdırdın, çok. Sen kendine bak. Ben en azından canına kastetmedim. Ne oldu buna? Ağzı hiç durmuyor ki. Sürekli yiyor. Rengin atmış. Sana ne? Dolanma peşimde. Bir gariplik vardı halinde ya. Şimdi belli oldu. Gebesin sen. Ne gebesi? Saçma sapan konuşma. Çek. Düşünme gidiyoruz. Bırak kolunu. Boşuna debelenme. Sonunda elime düştün. Yürü. Bağışlayın sultanım. Bir an kendimi kaybettim. Bir daha olmasın. Bu yaşananları unutmak lazım. Aksi halde kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Nasuh Efendi. Nedir akıbetin belli mi? Gülbağından getirdim bunu sana. Demek vaziyet bu kadar kötü. Aileme haber verildi mi? Teslim alacaklar mı cenazemi? Hadiseden haberleri yok. Sadece kardeşine gelmesi emredilmiş. Yarın öbür gün gelir. Kal demişti en son gördüğümde. Gitme. Keşke dinleseymişsin onu. O zamanlar kalbimi söküp atmıştım. Nereden bilirdim ki? Yıllar sonra felek beni yine bir gözleri ah ya meftun edecek. Ne işiniz var burada? Sultanımız yok mu? Sen sualime cevap ver. Bu hatun bizden bir şey saklıyormuş meğer. Hem de karnında. Yoksa günlerdir okkayla yemek yiyordu. Az önce de kusarken gördüm. Yediğim bir şey dokundu. Her kusan gebe olsaydı. Ne bu telaşın o vakit? Fatma Hatun, şehzademe söylersem seni doğduğuna pişman eder. Bak bak, bir de utanmadan tehdit ediyor hatun. Tamam susun artık. Şimdi anlarız. Gebe misin, değil misin? Fatma, git ebe kadını çağır. Ha. Ya o döksene şöyle bolca bolca. Elini korkak alıştırma. Bitirttin canım pekmezi. Sümbüle gelince testiyle, bize gelince gene o da bitti. Ey güzel Allah'ım ya Rabbim. Ya yarın Dayı Hatun gelse, ne oldu bu pekmeze dese, ne cevap vereceğim ben? Ya bir şey olmaz. Sen şunu döksene bolcağına. Olmaz Gülağım. Yarın sabah teftiş var. Şeker ha.
Vallahi beyninin pekmezini akıtırım şuraya. Dök! Tövbe tövbe. Gül Ağa. Hah, geldi boru ses. Gül Ağa kadar başına taş düşsün, değil mi? Ne oldu? Söyle. Muharrem Efendi diye biri gelmiş. Seni soruyor. Muharrem. Allah Allah. İsmi de tanıdık geldi şimdi. Nereden geliyormuş? Yer altından mı? Ne bileyim ağam. Edirne'den. Köylünmüş. Ha. Sal gitsin. Borç morç ister şimdi. Altının kokusunu aldı herhalde. Onunla uğraşamam. Hediye getirmiş. Hediye mi? Bak uzun süredir yaşamadım böyle bir duyguyu. Nerede şimdi bu adam? Oy maşallah. Kaşhane gibi. Selamünaleyküm ağalar, yiğitler, gaziler. Oo! Ya Gül ağam yemin ediyorum Topkapı yaramış sana ya. Semirmişsin iyice lan. Çekil be adam. Ne getirdin? Ya ağam dur bir yıllarca ayrı düşmüştük. Bir sarışalım, örüşelim. Bir hukukumuz var ya. Ayrı kalmışız. Duyan da nikahlıyız zanneder. Yükün ağırmış. Neler getirdin? Kim bu Toraman? Şeker Ağa. Kendisi haremin baş ahçısı. Bale, bu şeker olan var ya, bu da mı budanmışlardan ki acaba? Kırarım senin o parmaklarını. Söyle ne getirdin? Vallahi ağam sultanlarımın ağzına layık. Ne ararsan var. Bal, şeker, şebit, sızgıç, zebil ya. Pekmez yok mu pekmez? Olma mı? Kurbanın olayım ver. Kalkış ver. Aslan ağam benim ya. Yine kazıkladın beni yemin ediyorum köfte var. Ama bu son işim. Daha yapmayacağım bunu. Bizim bacanağla kabilleştik. Mezar işine gireceğiz Gali beraber. Mezar mı? Bildiğin mezar. Şu camilerin yanından geçerken gördüm. Her camiden bir tane cenaze kalkıyor. Sizin de yardımlarınızı beklerim Gali. Saraydan cenaze çok çıkar. Tövbe tövbe. Am cenaze dedim de aklıma bir sual takıldı. Müsaitsen bir tevcih edebilir miyim sana? Şimdi diyelim ki Şeker aynan sen. Emri hak vaki oldu öldünüz. Allah Allah. Durduk yere niye öğrenin be adam? Canım kazık çıkacak değilsiniz ya dünyaya ya. Az yaşa çok yaşa akıbet gelir başa. Bir gün olup siz de bineceğiniz imamın kayığına. Benim sormak istediğim şu. Şimdi cenaze namazınızı hoca efendi kıldırırken sizin. Ne diyerekten kıldıracak ki acaba? Nasıl ne diyerek? Şimdi musallaya boylu boyunca yatırmış sizi. Kendisi geldi namazı kıldıracak. Cemaate döndü. Ey cemaat! Er kişi niyetine mi diyecek? Yoksa hatun kişi niyetine mi? Ulan ben seni var ya. Dur ağam valla. Ulan dur ağam valla. Dur bir dakika. Akçeler. Yok sana akçam akçeler. Defol git hadi. Lan bari eşya alayım. Merzifon eşya en iyisi. Eşeğin en büyüğü sensin. Defol git sahtekar iblis. Yemin ediyorum kadıya gidiyorum var ya. Yedi kanı adam getireceğim buraya. Bekleyin. Aa, hala konuşuyor ya. Taş yok mu taş? Her yeri de temizlemişler. Taşına taş güvenme Allah'a güven. Taşına güvenme Allah'a güven. Lan! Söylesene Arefe Hatun. Ne diyeyim bilemedim. Doğruyu söyle. Yoksa canını alırım senin. Gebe bu hatun. Ben demiştim. Şimdi yaktım çıranı. Başına ne gelecek biliyorsun değil mi? Duyduk duymadık demeyin. Devlet-i Aliye'ye isyan ve Sadrazam İbrahim Paşa ve onun çok değerli zevceleri Hatice Sultan'ın canına kasteden Mehmet oğlu Salim. Sultan Süleyman Han Hazretleri tarafından yargılanmış ve başı vurularak idamına karar verilmiştir. İbret-i alem için cezası bu meydanda halkın önünde infaz edilecektir. Durun kendinize. 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 Dur
İdris Han. Beni emretmişsiniz sultanım. Senin için çok mühim bir vazifem var. Emredin sultanım. Lakin ağzını sıkı tutacaksın. Başka hiç kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anladım sultanım. İbrahim Paşa'yı takip edeceksin. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Her ne görürsen, ne duyarsan hemen gelip bana söyleyeceksin. Siz nasıl arzu ederseniz. Sağ olun sultan. Doğru mu duyduklarım? Seni defaatle ikaz etmiştim. Fakat sen yine bildiğini okudun. Sultanım. Mustafa'mın haberi var mı bu rezaletten? Ben bile yeni öğrendim. Nasıl oldu anlamadım. Vallahi. Tamam. Tamam kes. Sultanım ne yapalım? Kaideler neyse o Gülşah. Yapmayın, kıymayın ne olur. Sultanım ooo. Çık dışarı. Destursuz nasıl girersin? Sultanım bağışlayın be. Ya. Sultanım yemeğinizi ne vakit alırsınız diye soracaktım. İstemez. Çık git hadi. Sultanım. Git şu ebe kadını çağır. Derhal kurtulmalıyız bu bebekten. Yapmayın sultanım. Baştan düşünecektim bunları. Aslan torunum. Şükürler olsun. Zatını yerinde gördüm. Dualarınız sayesinde validem. Validem ben de sizi ziyaret etmek istiyordum. Hayırdır Hürrem? Hünkârımızın rahatsızlığı boyunca evlatlarımı korudunuz. Bana sahip çıktınız. Size ne kadar minnettar olsam az. Kaderde senden bu lafları duymak da varmış. İstediğin zaman gelebilirsin Mehmet. Fakat derslerini ihmal etmek yok. Etmem. Yalnız anlamadığım bir şey var. Aybüke Hatun neden geri geldi? Sürekli ağlıyor. Ağlasın. Ben esas Bahil Bey'i merak ediyorum. Kimse bir şey demiyor. Siz bilirsiniz. Ne oldu ona? Nerede şimdi? Şehzadem. Sümbül ağa. Hayrola Sümbül. Sultanım ne olur yapmayın, kıymayın ne olur. Şehzademizin haberi var. Ne dedin sen? Ben böyle bir şeyi nasıl cesaret ederim? Şehzademiz istedi saklamamı. Yalan söylüyorsun, iftira ediyorsun oğluma. Yemin ediyorum ben. Kes sesini. Sen de durma, bitir şu işi. Validen. Şehzadem. Efsun kalk. Derhal daireme git. Mustafa. Efsun sana kalk dedim. Beni validemle yalnız bırakın.